Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli FM TV izleyicileri, hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Allah'ın selamıyla sizleri selamlamış olduk. Geceniz mübarek olsun. Hayır kervanında yine güzel bir program olacağını ümit ediyoruz. Rabbim tesirini yüksek eylesin inşallah. Bugün yine muhtaç olanlara ümmet olarak, bir abi olarak, biliyorsunuz Türkiye İslam aleminin abisidir. Türkiye İslam aleminin babasıdır. Bir ihtiyaç olduğu yerde, orada Türkiye yoksa inanın orada feyiz bereket olmaz. Bir ihtiyaç varsa orada Türkiye vardır ve Türkiye orada böyle izleyici değildir, tribün adamı değildir. Türkiye'miz elhamdülillah Afrika'da ihtiyaç duyulan her yerde yeri geldi abidir, yeri geldi babadır. İslam aleminin cömertlikte lider ülkesi Türkiye'dir elhamdülillah. Hayır Kervanı programımızda bu akşam muhtaçların en muhtaçları olan Karakıta Afrika bölgesinde çok acil ve önemli, çok çok büyük bir ihtiyaç olan mescit ve yeni döneme başlanması dönemi dolayısıyla da talebeler için, hafızlar için Kur'an-ı Kerim çalışması yapacağız inşallah. Allah şimdiden programımızı hayırlı ve mübarek eylesin, bereketli eylesin inşallah. Tüm dünyadan dua alan bu Türkiye'miz bu programda inşallah nice dualar alarak güzel bir program çıkarmayı Rabbim bize ikram eylesin inşallah. Bu kardeşimiz Mustafa Kartal olarak ve bu haftaki konuklarımız Levent Turun hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hikmet Kahraman hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Kayanlar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk hocam. Hayırlı Allah programlar. Allah razı olsun. Bereketli programlar diliyoruz inşallah. İnşallah sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta konumuz, bakın burada gençler ellerinde, birisi mescit, inşallah mescit yaptırılacak. Diğeri de VTR'de ekranlarda görüyorsunuz. Orada Kur'anlar var, yırtık Kur'anlar var, parça parça edilmiş Kur'anlar var. Bu Kur'an-ı Kerimlerle hafızlık yapılıyor. Tabi burası Türkiye, her şey bol, hafızı bol değil ne hikmetse. Ya burada Kur'an-ı Kerimler, camilerde, raflarda Kur'anlar dolu. Maalesef okuyanlar yok. Afrika'da da herkes okumak istiyor. Çünkü artık maddiyat kalmamış. Hani öleceğiz diyor. Ölürsek Allah'ın huzuruna nasıl gideceksin? Şükrederek oruca niyet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Hayatları inanın böyle geçiyor. Allah kendilerinin yardımcısı olsun inşallah. Evet. Şimdi bu haftaki programımızda sizlerden mescit çalışması ve Kur'an-ı Kerim çalışmasını anlatacağız. Burada ekranda arkadaşlarımız inşallah numaraları veriyorlar. Bu numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Canlı yayına bağlanabilirsiniz. Kızmak için değil ama kızacaksanız gizli olsun. Duygularınızı, teşekkürlerinizi canlı yayında alırız inşallah sevgili izleyiciler. Mescit yaptıracağız. Kur'an-ı Kerim yaptıracağız. Hazır mıyız diyelim. İnşallah hazırızdır. Hacı abilerimiz, hacı ablalarımız, teyzelerimiz, genç kardeşlerimiz, hepinizi yayınımızda bu güzel muhteşem yardım programına bekliyoruz inşallah. Evet. Hikmet hocam. Buyurun Mustafa hocam. Tam hani her şeyin ortası makbul dediler. Ben de Levent hocam var. Üç tane birbirinden şahane hocamız. Sizle başlamak istiyorum. Buyurun. Seyircilerimizi size baş başa bırakıyorum. Mescit yaptırılması lazım. Afrika'da niçin lazım? Kur'an lazım. Niçin lazım? Bunu buradan, ekrandan, FM TV'den tüm ümmete, tüm izleyen Müslüman kardeşlerimize ilet. Buyurun mikrofon şimdi sizde. Hocam Allah razı olsun. Söze benden başlamanız için, başladığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir programa vesile olduğunuz için, bu hayırlara vesile olduğunuz için ve bu hayırların yerine ulaşmasında etken rol aldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bizler tabii sahadaki insanlarız. Her birimiz dönüşümlü olarak görev alıyoruz. Levent hocamız da, Muhammed hocamız da, sizler de. Ondan sonra şu an burada bulunmayan yine birçok hocamız sahada görev alıyorlar. Bizler şükürler olsun bu vesilelerle, bize verilen bu değerle beraber dünyanın bir çok noktasında ülkemizde ve Afrika'da da böyle vazifeler aldık. Şükürler olsun. Tabii bu gözler neler gördü? Bu gözlerin neler gördüğünü bir anlamak lazım. Ama bizim milletimiz sizin de söylediğiniz gibi gerçekten gittiği yerde ya abi olur ya baba olur. Bir yerde ihtiyaç varsa Türk milleti her türlü cömertliğini burada sergiliyor. Afrika'da bizim gittiğimiz, arkadaşlarımızın gittiği vesilelerde görünenleri biz halkımıza tabii bu ekranlardan atmaya çalışıyoruz, gösteriyoruz. Onlar da yakini biliyorlar. Ama şunu bilmek lazım. Bizler
birçok şeyi artık belki farkında değiliz. Çok büyük nimetlere sahibiz. Elhamdülillah camilerimiz bol. Elhamdülillah imkanlar son derece kuvvetli. Elhamdülillah camiye gelen insanların herhangi bir açlık sıkıntısı yok. Veya medreselerimiz, bir sürü medresemiz var, bir sürü talebemiz var. Ve bu talebelerin de neticesinde önlerinde Kur'anları var, rahleleri var. Her türlü imkanlara sahipler, yemekleri geliyor. Ama Afrika söz konusu olduğunda gerçekten şu an bu noktada ciddi sıkıntılar var. Ama baktığımız zaman bizim milletimiz cömertliğini burada da konuşturuyor, daha önce de konuşturdu. Ama gelin şöyle bir bakalım mevzulara. Biz bugün bir camiye gittiğimizde halısı, çatısı, dört duvarı, en güzel şekilde seramikleri, mozaikleri, yerden ısıtmasına varana kadar her türlü konfora sahip. Ama biz bu camileri dolduramıyoruz. Ama Afrika'ya baktığımızda insanlar cami yapmak istiyorlar, mescit yapmak istiyorlar, medrese yapmak istiyorlar. Ama böyle bir şansları yok, maddi güçleri yok. Çünkü karınlarını doyurmakta dahi güçlük çekiyorlar, zorluk çekiyorlar. Ama bizim bu noktada onlara yapabileceğimiz yardımlar söz konusu. Medreselerde okuyan talebeler var ama bir medreseleri yok. Önlerinde Kur'an-ı Kerimleri yok, Kur'an okuyacaklar. Bir türlü bu meselelerden ne yapamıyorlar? Bir türlü bu meselelerde bir türlü güç kuvvet elde edemiyorlar. Çünkü gerçekten zordalar. Yani birçok insan sizin de söylediğiniz gibi yemeği olmadığından zevken değil. Tabii ki zevkle vardır içerisinde ama mecburiyetten oruç tutuyor. Zaten diyor yemeğim yok. Zaten diyor gıdam yok. Zaten imkanım yok. Bari diyor niyetleniyor oruç tutuyor. Yani biz bu zorlukları hiç yaşamadık. Belki yaşandı ama atalarımız zamanında yaşandı. Bizler yakın zamanda bu meselelere hiç böyle durumlara, sıkıntılara düşmedik. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Ama baktığımız zaman da gerek Afrika'da gerek dünyanın birçok ülkesinde Müslüman halklarda ciddi sıkıntılar var. Bu insanlar bu yoklukların içerisinde dinlerini değiştirmiyorlar. Bu Hristiyanlar biliyorsunuz misyonerler her türlü maddi çalışmayı yapıyorlar. Her türlü imkansal çalışmayı yapıyorlar. Ama yine de bu kardeşlerimizi dinlerinden döndüremediler. Onlar da diyorlar ki ne olursunuz bize sahip çıkın. Biz sizlerden çok şey istemiyoruz. Namaz kılabileceğimiz mescit istiyoruz. Okuyabileceğimiz Kur'anlar istiyoruz. Biz de bu kardeşlerimize bu mescitleri yapmak adına, bu Kur'an-ı Kerimleri dağıtmak adına her türlü fedakarlığı yapmamız lazım gerektiğini biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, "Men delle alel hayri kefali." Kim bir hayra vesile olursa hayrın tamamını yapmış gibidir. Başka bir hadis-i şerifinde de "Hayrüküm men teallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin yeryüzünde en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. En hayırlınız yeryüzünde, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Peki öğrenen hayırlıysa, öğreten hayırlıysa, öğrenenin öğrenmesine, öğretenin de öğretmesine vesile olmak, yani öğrenenin öğreneceği Kur'an-ı Kerim'i, öğretenin öğreteceği Kur'an-ı Kerim'i önlerine koymanın sevabı nasıldır? Hem öğrenene vesile oluyor, hem öğretene vesile oluyor. İki taraftan da sevabını alıyor. Allah rızası için biz bugün ülkemizde o kadar sıkıntılar olsa dahi, krizler olsa dahi, hayat pahalı olsa dahi, hiçbirimizin yemekle ilgili bir derdi yok. Hiçbirimizin giyimle alakalı bir derdi yok. Hiçbirimizin yatmayla alakalı, başımızı sokacak bir yuvayla alakalı derdi yok. Allah da bu dertlerden bizi uzak etsin. Bu dertleri bize göstermesin. Ama Afrika'da bu dertler var. İnanın namaz kılmaya müsait mescitleri yok. İnanın siz zorda kalsanız, namaz vakti geçiyor olsa, öyle bir mescide denk gelseniz iki kere düşünürsünüz ben burada namaz kılayım mı kılmayayım mı diye. O şartlarda bile onlar o mescitleri en muntazam şekilde tutmaya çalışıyorlar. Şu an ekranlarda da bilmiyorum görünüyor mu, arkanızda var. Bu vaziyette mescitler yapmaya çalışıyoruz inşallah burada. Bu mescitlerin tabii bir maliyeti var. Bir mescit kaça mal oluyor hocam? 80.000 TL'ye mal ediyoruz. 80.000 TL, tabii biz burada niçin bu programı yapıyoruz? Kıymetli izleyenlerimize bunun sunumunu, arzını yapıyoruz. Lütfen diyoruz. Yalvarırız diyoruz. Gelin, bakın bizim mescit sorunumuz yok. Bizim medrese sorunumuz yok. Bizim sorunlarımız başka. Bizim mescitte cemaat sorunumuz var. Bizim camide cemaat sorunumuz var. Bizim Kur'an kursunda talebe sorunumuz var. Kimse talebe göndermez oldu artık neredeyse. Kimse camileri doldurmaz oldu. Ama bakın burada insanlar kılmaya, namaz kılmaya mescit arıyorlar. Böyle bir imkanları yok.
Buradaki insanlarımız abdest almaya kuyu arıyorlar. Su imkanları kısıtlı. Buradaki kardeşlerimiz Kur'an öğrenecekler. Yırtık, parçalanmış. Artık yani parçalarını bir arada tutmanın mümkün olmadığı Kur'anlardan, hatta birçok yerde de Musaf-ı Şerif yok, tahtalara yazılmış. Tabletlerden, ama bizdeki dokunmatik tabletler değil Mustafa Hocam. Tahtaya yazılmış, çivi yazısıyla adeta bu tabletlerden öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben izleyenlerimize, sizin de vesilenizle, Allah razı olsun, bu mescitle alakalı ve bu Kur'an-ı Kerim ihtiyacıyla alakalı yardımlarını, esirgememelerini diliyoruz. Ve inanın bizim durumumuz yok diye bazı söylemler gelebilir insanın hemen gönlüne. İnanın buna durumumuz var. Bir tane Afrika'da hafız kardeşimiz önüne Kur'an-ı Kerim koymaya her birimizin imkanı var. Bir mescit yapmaya birebir de 80 bin lira belki kimsenin gücü yetmez, ama siz bir hesap çıkartmıştınız. 320 kişi 250'şer lira verse, bakın izleyenlerimiz şunu yapsınlar. Ben tek başıma yaptıramam ama 320 kişiden birisi olabilir bu izleyenimiz. Şu an izleyenlerimiz her birisi desin ki ben o 320'den birisi olabilirim der. Telefonu açar der ki Mustafa Hocam alo, veya arkadaşlarımız şu an ekranlarda, ekran arkasında telefonlarının başında, diyebilir ki o 320 kişinin arasına beni de yaz. Afrika'daki o mescitte benim de bir katkım olsun diyebilir. Veya bir tane kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'i benden olsun. 20 lira. Buyurun. Helali hoş olsun. Onun her okuduğu, çünkü aynı şekilde okuyandan hiçbir şey eksilmemek kaydıyla onun önüne Kur'an-ı Kerim'i kim koyduysa, o Kur'an-ı Kerim'i kim aldıysa aynısı onun sağ tarafına yazacaktır. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben diğer hoca abilerimin, hoca kardeşlerimin, Muhammed hocamın ve Levent hocamın da devam edeceği yerler var, ekleyeceği yerler var. Onlara da inşallah sözlerimi devretmek istiyorum. İnşallah. Evet. Allah razı olsun diyoruz Hikmet hocam. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, ekranlarımızda devamlı oynuyor. Bu bölüm hocalarımızın arkasındaki yer Kur'an-ı Kerim'le alakalı Afrika'da yapılan çalışmaların bir kısmının gösterilmesi. Fazla da dakikamız müsaade etmediği için kısa kısa böyle göstermeye çalıştık. Bu bölümde Afrika'da ilk defa böyle oralar, çünkü şu Kur'an okuyanların yeri gibi burada hasırlar falan var. Mescit kültürü, bilmem ne kültürü yok. Ama elhamdülillah Fatih Medreseleri Vakfı olarak sizlerin aracılığıyla, destekleriyle burada yapılan mescitler var. Güzel güzel yapıldı elhamdülillah. Genelde 100 metrekare falan oluyor. Köylerde, ilçelerde yani 50 tane, 60 tane, 100'e kadar talebe okutulabiliyor. Namazlar kılınıyor, cumalar kılınıyor. Buralarda elhamdülillah İslam'ın bir simgesi, minaresiyle, kubbesiyle, mescidiyle yeryüzünde Kabe'nin halifesi oluyor tabiri caizse. Bunlar, buralarda da mescit yok. Bunu da bir kere bilerek şey yapalım. Şimdi köylerimizde bile elhamdülillah artık 1, 2, belki 3 tane cami yapılıyor. Koca koca camiler böyle, imkanlar nispetinde. Burada 100 metrekare üzerinden acil ihtiyaç olarak mescit yapılıyor. Allah rızası için ekranlardan, bu telefonlardan aramanızı, canlı bağlantılarımız da mümkün, arayabiliyorsunuz. Ve buralarda bir mescidimiz olsun, buralarda ismimiz geçsin, melekler bize dua etsin, küçük kardeşlerimiz bizlere dua etsinler. Sizler, bu sizlerle biz bu işi yapıyoruz. Sizlerle yapıyoruz. Bir Amerika'dan, İsrail'den medet ummuyoruz. Türkiye'miz, Müslüman abilerimiz, ablalarımız bize yeter Allah'ın izniyle. Bunu Müslüman abilerimiz, ablalarımız da bu işi yapıyoruz. Sevgili izleyiciler, haberiniz olsun. Yoksa yanlış anlamayın, şu TV'de dikkat ettiyseniz reklam alımlarında bile dikkat ediliyor. Mahrem namahreme dikkat ediliyor. Helal olsun deniyor. Bu amaçla, gayeyle bu TV ayakta duruyor. Mescit yaparken de şuralardan buralardan değil, Müslümanlardan, tertemiz Müslüman kardeşlerimizden yardım alınıyor. Bunu diğer arkadaşım, hoca arkadaşımıza sıra geldiği zaman niye anlatacağım? Tövbe suresi 109. ayet var. O ayette inşallah, o ayetteki Müslümanlardan olmazdı da isteriz inşallah. Evet Muhammed hocam, söz sizde, izleyicilerimizle baş başa bırakalım. Niye mescit yaptırmamız gerekiyor Afrika'ya? Niye Kur'an-ı Kerim yaptırmamız gerekiyor? Sevgili hocam, niye mescit yaptırmamız gerekiyor meselesine girmeden önce, biraz önce sizin açılışta yapmış olduğunuz bir konuşmadaki birkaç kelimeniz dikkatimi çekti. Önce onu hatırlatmak istiyorum. Dediniz ki Afrika'daki Müslümanlar niçin camiye gidiyor veya niçin bunlara lazım? İşte Türkiye'de her şey bol, orada yok. Ondan sonra orada açlık var. Adamlar ne yapsın? İbadet yapacak.
mescit lazım ifadene çok dikkatimi çekti. Yani bolluk var, Kur'an-ı Kerim bol, mescit bol, fakat cemaat sıkıntımız var bizim Türkiye olarak dedik. Ama Afrika'da açlık var, millet camiye gidecek, cemaat yok. Şimdi bizim Türkiye'de bu bolluğun karşılığında eğer biz bu namazı, işte mescitlere sahip çıkmayı, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmayı işini biz hayata geçirmezsek, Allah muhafaza, yarın bizim için de aynı ifadeler konuşulmasın inşallah. Ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet, bir bolluk var ama o bolluğu biz hem yaşayarak hem paylaşarak bunu şükrünü yerine getireceğiz ki Rabbimiz de bize bunun karşılığında tabiri caizse dünya üzerine iade itibar edecek ve eski kimliğimize, eski gücümüze, maddi manevi bu işin sahibi olma selayetine tekrar kavuşmuş olacağız. O yüzden ben o ifadenize dikkatimi çekti baştan. Özellikle üzerinde durmak istedim. Kıymetli Müslümanlar, yani manidar bir ifade. Belki Mustafa Hocam bunu bir misal olarak vermek istedi. Türkiye'de bolluk var dedi. Orada dedi açlık var. O yüzden insanlar camiye gidiyor dedi. Yani biz açlıktan dolayı camiye gitmeyelim. Yarın öbür gün birilerine muhtaç olmak durumunda kalmayalım. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz zaman diliminde zaten ekonomik olarak ciddi bir şekilde imtihanlar yaşıyoruz. Bu sıkıntıları aşmak için de bizim öncelikle kadere hiçbir şey değiştirmez, dua değiştirir buyuruyor Efendimiz. Bizim öncelikle bir duaya, samimi dualara ihtiyacımız var. Samimi kalplerin o perdesiz Mevla yakarışlarındaki yakini dualara ihtiyacımız var. Bu bizim için bir fırsat. Aynı zamanda biz bu işi hem yaşayarak hem de yaşatarak şükrünü yerine getirmemiz lazım ki bu da bizim için en büyük dayanak olacak inşallah. Şimdi Afrika'daki mescitler meselesine gelince, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz mescitlerin dediğimiz zaman sakın Türkiye'deki camiler veya mescitler diye bir şey aklımıza gelmesin. Ne demek hocam? Yani oradaki mescitler başka bir işe mi yarıyor? Tabiri caizse başka bir işe yarıyor. Çünkü buradaki mescitler, camiler sadece namaz vakitlerinde ezan okunur. O namaz vakti geldiği zaman insanlar namazını kılar. Namazdan sonra da kapanır. İşte bu işe, bu sistemde şey verir, hizmet verir. Ama oradaki mescitler, anlaşılsın için söylüyorum, bir kültür merkezi düşünün. İnsanların toplantıları bu mescitlerde. Çocukların ders okuma işleri bu mescitlerde. Bakın, mescitleri yok diyoruz namaz kılmaya. Bunların ayrı bir okulları, ayrı bir medreseleri, ayrı bir kültür merkezleri vesaire yerleri zaten yok. Mescit dediğin zaman orada falanca yerde bir mescit var dediğin zaman o köyde bir kültür merkezi var demek. Kadınlar orada toplanır, erkekler orada toplanır, çocuklar orada toplanır, cumalar orada kılınır. Hele bir de mescidinizin minaresi varsa buna cuma mescidi deniyor. Bu cuma mescitleri de 5-6 köyde bir oluyor. Her cuma vaktinde o 5-6 köyden insanlar çıkıyor. Cuma mescidi olan köye geliyorlar. Cuma mescitlerinin ayrı bir yeri var. Minareli mescit. Biz de inşallah bunlardan yapmaya çalışıyoruz. Çünkü cuma mescidi neredeyse bu köy Müslüman köy olarak addediliyor. Bir köy Müslüman köyse de bu köyün yaşantısı birebir değişiyor. Çünkü misyonerler tabiri caizse orada cirit atıyorlar. Misyonerler her türlü orada mücadele içindeler. Ama tabiri caizse o bizim bugün 80 liraya diye mal etmiş olduğumuz, 80 liraya diye ifade etmiş olduğumuz mescitler, orada minare mi, şu ekranda görmüş olduğunuz minare mescit, gördükleri zaman bu köy samimi, birbirine bağlı, güçlü, bir yere gelmişler, bu mescidi yapmışlar. Bu köyden bize ekmek çıkmaz tabiri caizse. Bu şekilde addediliyor. O yüzden yani tamam, mescit yapılacak, 4 tane işte 4 tane duvarı dikelim veya 4 tane ağacı dikelim, üstüne bir hurmalıkları koyalım yapraklardan, namaz kılınsın şeklinde üzerinden geçecek bir durum söz konusu değil. Çünkü burada bulunan, burada stratejik bir olaydan bahsediyoruz. Misyonerler çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Şimdi bakın, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانُ اِلَّا مَا سَعَى. Biz herkese çalıştığının karşılığını veririz. Bu çok önemli bir ayet-i kerime. Bakın Mevla Teala kafire veririm, Müslümana veririm, şuna veririm, buna vermem demiyor. Herkese çalıştığının karşılığını veririz.
Bu önemli bir ayet-i kerime. Yani kafir çalışıyor, ben ona onun karşılığını vereyim diyor Mümin Teala. Sen çalış, senin karşılığını vereyim. Yani o yüzden, yani niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor vesaire, biz bunlarla oturup da ahva geçecek bir zamanda değiliz. Biz karşımızdaki düşmanın şu kadar silahı var, bu kadar askeri var, bu kadar tankı tüpeği var, bunlarla nasıl mücadele edeceğiz, onun tartışmasını yapacak durumda değiliz. Biz hangi durumdayız, biz hangi konumdayız, biz ne yapabiliriz? Biz bunun üzerine strateji geliştirmek mükellefiyetindeyiz şu anda. O yüzden bizler FM TV ailesi olarak, Fatih Meriçleri Uluslararası Yardım Kuruluşu olarak şu anda bu programları yapmamızın sebebi, belki iki kardeşimize vesile olup, belki şu ekranlarda bizi dinleyen bir kişiye vesile olup, bu işlere bir önünü açmak, oradaki kardeşlerimize bir sahip çıkmak, aynı zamanda ümmeti Muhammed'in yardımını da Türkiye'mizin üzerine çekmek meselesi bu. Yoksa sadece burada 250 lira bir yere hissedar oldum, verdim geçtim meselesi değil. Birincisi, ben bu işte gönlüm yanıyor ya Rabbi. Benim belki imkanım oralara gidip bu işte, orada bu işleri yapmak belki imkanım yetmiyor. Ama ben bu işleri yapanlara sahip çıkıyorum, yapanlara destek oluyorum. İmkanım kadar, bana vermiş olduğun nispet kadar ben bu işe gönlüm yanıyor ve ben bu işe sahip çıkmak istiyorum ya Rabbi. Ben de bu işte varım. Yarın bu işe burun kıvıranlardan değil, bu işe her şeye rağmen sahip çıkanlardan yaz beni ya Rabbi diyebilmek için bu işleri biz yapıyoruz. Yoksa yani bir şekilde bu rakamlar belki toparlanır, belki o işler zaten yapılır ki yapılıyor. Şükürler olsun Rabbim bu işin kolaylığını, rahmetini, mücadelesini her türlü veriyor. Yoksa zaten biz ne buralara çıkabiliriz, ne bu işlere sahip çıkabiliriz veyahut da ne bu işlere vesile olabiliriz. Ama burada her şeyden önce biz bu işin neresindeyiz? Bir Müslüman olarak şu ekranı açtım, karşıma bir program çıktı, hocanın bir tane çıkmış konuşuyor. Ya bu adam ne konuşuyor? Niçin anlatıyor? Niçin feryat ediyor bu adamlar? Bu adamların başka işi gücü yok mu, derdi yok mu? Bir bakmak lazım yani. Bu neyin mücadelesi yapılıyor? Burada Fatih Medreseleri Uluslararası Yardım Vakfı'nın en büyük özelliği, kıymetli Müslümanlar, yapılan hareketi sadece siz uçak biletini alıp bizimle beraber yola çıkmıyorsunuz. Yoksa onun haricinde adım 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 her şeyimizi ekranlar vasıtasıyla, bu ekranlardan tek tek size ulaştırıyoruz. Şu an yola çıkıyoruz. Şu an havalimanından indik. Şu an buraya gidiyoruz. Şu an şu şehirdeyiz. Şu an anlaşmalarımızı yapıyoruz. Şu an erzaklarımızı alıyoruz. Şu an kuranlarımızı alıyoruz. Hadi dağıtıma geçelim. Bizimle beraber bizzat yaşıyorsunuz. Biz muhabir kuruluşlarla alın işte şunu yapın demiyoruz. Burada fedakar hocalarımızla beraber hep beraber bu işin sahibi olmak için, bu işi birinci elden sizin emanetinize ulaştırmak için bütün mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Ha, istiyoruz ki bu kıymetli vazifede Rabbim bizi vesile etmek için, tabiri caizse bu işin kargoculuğunu yapmak için bizi seçti. Ha, biz bu işi yaparken de kardeşlerimizle birlikte bu işe sahip olalım. Bu işin yolunu açalım. Rabbim de rahmetiyle, bereketiyle bize muamele etsin. Yoksa şu anda Türkiye'mizin içinde bulunmuş olduğu durum gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu olayı sadece ben Afrika üzerinden mescit meselesini böyle biraz hocam böyle geniş bir yerden... Parantez açalım. Şu izleyicilerimize bir teşekkür ederim. Şu an 10 tane hisse olmuş. Allah razı olsun. Canlı yayına da bağlanabiliyorsunuz. Buyur Allah, hocam. Allah razı olsun. Kaldı 300 yani inşallah. Rabbim gönlü yanan, içi yanan, bu işe sahip çıkan bütün abilerimin, kardeşlerimin, ablalarımın hayırlı muratlarının tamamını ikram etsin inşallah. Rabbim en büyük hazinelerin, bütün hazinelerin sahibi, inşallah onların da ne sıkıntıları varsa bu vesileyle gidermiş olsun. Sırf şu işe gönülleri yandığından dolayı. Rabbim hepsinden razı olsun. Evlatlarından yüzünü güldürsün inşallah kim bu işe sahip çıkıyorsa. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle bir ifade buyuruyor. Bir mümin öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yalnız 3 kişinin amel defteri kapanmaz buyuruyor Efendimiz. Bu 3 kişiden bir tanesi de sadakatun cariyetun, yani sadakayı cariye bırakan, yani mescit, kuyu, kitap, köprü, medrese vesaire amme hizmeti yapan yerler bırakan kişi, o imaretler ayakta bulunduğu müddetçe o kişinin amel defteri açıktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim hayatımızda çok yanlışlar olmuş olabilir. Çok büyük eksiklerimiz olmuş olabilir. Yarın sabaha çıkacağımız garanti değil. Ama elimizde şöyle bir fırsat var. Biz ben bu akşam bu işe niyet etsem bile Allah'ın izniyle ben yarın vefat etsem
arkamda devamlı namaz kılınacak, Kur'an okunacak, talebeleri yetişeceği, insanlara faydalı olacak bir imarete imzam olacak. Ve oradan bana devamlı sabit bir akar olacak. Bu kurnaz düşünen için, yani akıllı, Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla yerde geçer yani. Akledenler, eğer akletseydiniz, eğer aklederlerse, yani düşünenler için büyük burada bir fırsat var. Bu fırsatta hepinizi ortak olmaya davet ediyoruz. Şimdi konumuz dağılmasın diye diğer hadis-i şerifin diğer şıklarına geçmedim. Burada kısaca şunu söyleyeceğiz. Biz Fatih Medrese Vakfı olarak bu hayır kervanı programıyla beraber, bu vesileyle beraber sizlerin evlerinin kapısını çaldık. Siz de bu kumandalardan FM TV'yi tıklayarak çaldığımız kapıyı misafir ettiniz, bizi içeri aldınız. Ve şu anda biz sizlerle beraber evlerinizi hasbihal ediyoruz. Ve derdimizi sizinle paylaşıyoruz. Kıymetli Müslüman abicim, kıymetli kardeşim, kıymetli ablacım, bizim vakıf olarak böyle bir derdimiz var. Bu tarafta da mümin kardeşlerimizin böyle bir sıkıntısı var. Eğer imkanlarınız müsaitse, kimseye bizim metazori yapma veyahut da ayetle, hadisle, şunla, bunla vesaire işte olaylarla böyle korkutma, farklı bir şeyler yapma, haşa, öyle bir lüksümüz yok. Biz çalışmamızı anlatıyoruz, kardeşimizin derdini anlatıyoruz. Adı üstünde hayır kervanı. Biz bu kervanı dizmeye yola çıktık. Türklerde bir laf vardır. Nedir? Bizim kervanlar yolda dizilir. Biz bir kervanla yola çıktık. Bir iki deveyle yola çıktık. Bizim bu mescidi açmak için 320 tane deveye ihtiyacımız var. Yani yüke ihtiyacımız var tabiri caizse. Bu 320 tane deveden, yükten, bu develere kim yük koyarsa, hani hayır kervanı ifadesinden, bu kervana kim katılırsa, bu kervana kim ortak olursa, inşallah Rabbim de maddi manevi bütün sıkıntılarını gidersin. İnşallah bu gece sizlerden ricamız, şu mescitlerden bir tanesini hep beraber ayağa kaldıralım. Hani 10 tane mescit yapacağız, bu akşam toplayalım. Biz hani haddimizi biliriz tabiri caizse. Olacak bir işler için mücadele etmeye çalışıyoruz. Onun için nefes tüketiyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Sizlerden de ricamız, imkanlar nispetince lütfen ve keremen bu kıymetli vazifeye rica ediyoruz. İmkanınız varsa Allah için maddi manevi bu işin sahibi olmak için ortak olun. Çok da başınızı ağrıtmayayım. Kıymetli Levent Hocam bana bakıyor yan taraftan. Hocam artık ben devam edeyim diye. Allah razı olsun. Kıymetli Hocam söz hakkı verdiniz. İnşallah bir faydamız olur bu çalışmalar hocam. Evet. Muhammed Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet Levent Hocam. Şimdi sıra sizde, mikrofon sizde. Buradan TV'mizdeki Müslüman abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize. Buyurun bir de siz anlatın. Bu mescidin özelliğini, güzelliğini bir anlatın inşallah. Feyziyle beraber, yürekleriyle beraber inşallah çok güzel dile getirdiler. Bu kadar söze binaen ben üstüne şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi ekranda izleyen kardeşlerimize diyorum ki arife tarif gerekmez. Arif kimdir? Mevla Teala buyuruyor ki innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'a diyor, yalnızca diyor Allah'tan korkanlar bilir diyor. Allah'ı onlar tanırlar diyor. Elhamdülillah biz Rabbimize iman ettik. Resulullah'a iman ettik. Bizim ölçümüz şu dakikadan sonra değil, yaratıldığımız günden beri, önderlerimizden bize gelen haberlerden biri nedir? Mevla Teala bize Kitabullah'ını gönderdi, Habibullah'ını gönderdi. Biz onlara bakarak onlardaki örnekler, misaller, geçmiş ümmetteki mevzular neyse onlara bakıp kendimize bir yol tayin edeceğiz. Mevla Teala bu alemi her şeyi zıttıyla beraber yarattı. Nasıl? Bir varlık var mı var? Karşında bir yokluk var. Bir karanlık var mı var? Karşında illa bir aydınlık var. Şimdi elhamdülillah biz Türkiye olarak hakikaten yani gelip de kendimizi şu görmüş olduğumuz coğrafyada görüyoruz, videoları izliyoruz orada. Yokluğun farkında mıyız? Ciddi bir yokluk, yani suyun yokluğundan bahsediliyor. Hani şu anda biz kendi aramızda öyle bir yokluklardan bahsediyoruz ki hani evladım almazsam darılacak, kırılacak, icabı akşamı küs yatanlar var. Sırtı sırtına dönenler var. Neden? Bir şey değişmediğinden dolayı. Yani Rabbül Alemin hakikaten şu mevzuları bize gösteriyor ki hem halinize şükredin hem de buradan gelip de kendinize bir vazife çıkartın. O yüzden biz Rabbimizi duyduk mu duyduk, Habibullah'ı duyduk mu duyduk. Bunları duymakla beraber almamız gereken bir şey var mı? Var, var. Nedir?
Rabbimiz buyuruyor ki eyahsebul insane ey yutrake süde. Ben sizi başıboş bırakılasınız için yaratmadım diye Mevla Teala. Nedir? Mevla Teala bize kelamullahını gönderdi. Biz elhamdülillah Muhammedi bir ruha sahibiz. Muhammedi ruh nedir? Tüm ümmetin efendisi. Tüm ümmetten bahsediyoruz. Bakın efendim mevzu burada bir derinlemeye gireceğiz. Yani Afrika'ya baktığımız zaman yani Türkiye çatısının altından çıkacağız. Afrika'ya götüreceğiz sizi. Neyle? Kameralarla beraber. Bedenimiz orada elhamdülillah kameralarla beraber size bu ortamları evinize elhamdülillah taşıdık. Şimdi oraya baktığımız zaman biz burada bu Muhammedi ruhu yaşamamız lazım. Çünkü yaratılış gayetimiz bu. Çünkü Habibullah'ın ümmeti olmasının asıl maksadı içeriği bu. Çünkü neden? İnne özür dilerim. İnnemel mümine ihvetün. Nedir? Müminler ancak kardeştir. Şimdi kardeşlerimizin orada susuzluğunu görüyoruz. Mescitlerin olmadığını görüyoruz. Öte yandan bizim burada mescitlerimiz var mı var? Bağları şu soruyu söylüyor. Diyor ki biz telefonlara da bakıyoruz tabii. İrtibat kuruyoruz. Arayanlarla hasbihal ediyoruz. Türkiye'deki pozisyonlardan bahsediyor ama bizim elhamdülillah her yerimizde mescit var. Hizmet etmek istiyoruz. Biz halkımızı kendimize çekmekte biraz problem yaşıyoruz. Ama ekran başında olanlar siz hassas insanlarsınız. Şu dakikalarda belki başka programlar vardı. Bu kanalı tercih ettiniz ve şu anda takiptesiniz. Hakikaten şu hassaslığı hakikaten kimse göstermez. Ben inanıyorum ki şu anda hakikaten çok sayılı insanların arasındasınız. Şöyle bir pozisyonda bizim dilediğimiz şu. Şurada şu işleri size izah ettik, aktardık. Yöneldiniz, teveccüh ettiniz. Diyoruz ki şurada rakamlar belli. Arkadaşlarımız bir ay sonra yola çıkacaklar. Gidildiği vakit Türkiye'den geliyoruz bir edamız var değil mi? Türkiye'nin adına geliyoruz. Onlar da bizi elhamdülillah yıllardır tanıyor. Oraya gidip de şimdi hakikaten bir köyde bir kamyon bir iş çıkarmak var. Bir de gelip hakikaten yüzlerce köy var orada. Yüzlerce köyden bize dönen bir teveccüh var. Ve bizden bunları bekliyorlar. İstemez bizi hakikaten bu ümmetin Muhammed'de kardeşlerimiz orada bir mescidi olsun. Su kuyuları olsun. Ufacık çocuklar, sokak lambaları yok orada. Buradaki gibi. Sokaklarda bekçiler yok. Ufacık çocuklar ellerinde ibriklerle kilometrelerce yol kat ediyorlar. Ve bizim gibi suları berrak da değil. Biz şimdi su seçiyoruz. Oranın suyu içilmez, buranın suyu içilmez. Onlarda su seçeneği de yok. Hakikaten burayı biraz idrak etmemiz lazım. İyi bir burayı analiz edelim. Yani böyle bir ortama biz elhamdülillah hizmet edeceğiz. Ve Mevla Teala Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ahirette o mahşerde ümmetim diye seslendiği zaman o kardeşlerimizle aynı safın içerisinde bulunacağız arkadaşlar. Ve yüzleşeceğiz. Birbirimize bakacağız. Hakikaten biz kardeşiz. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor değil mi? Ümmetim diye seslenirken buyur diyeceğiz ya Resulullah. Aramızda bakacağız Afrikalı bu kardeşimiz. Nasıl yüzleşeceğiz? Sizi biz kardeş tayin edecek Mevla Teala. Peygamberimiz bildireceğiz. Hakikaten biz kardeş miydik pozisyona girmeyelim. Hakikaten diyelim ki evet onlar bizim kardeşimizdi. Bizde varlık vardı, onlarda yoktu. Biz bu işi paylaştık. Ya Resulullah senden biz böyle gördük diyebilecek miyiz? Burayı güzel bir analiz edelim. Bir de git orada arkadaşlarımız hakikaten bu birebir de burada giden arkadaşlarımız var. Allah'ım Rabbim bana da gitme ikram edesin inşallah. O birebir gözyaşları seri oluyor. Yani çocukların susuzluktan ağlamalarının susuzluk nedeni var yani. Ağlıyor annesinin kucağında. Annesi neyi var diyor doktora götürüyor. Doktor diyor ki bu çocuk günlerdir su içmemiş. Bundan ağlıyor. Bundan çırpınıyor. Yani şu ortamda bunları anlamamızın normalde hiçbir olanağı yok. Ancak böyle görsel olarak bir şeyi biz size sunmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. O yüzden şurada sayılı kişiler var. Elhamdülillah dünyanın her bir yerinden izleyen bizi takip eden kardeşlerimiz var. Türkiye'nin her bir yerinden, köylerinden şu anda bizi ciddi ciddi takip edenler var. Bizim de temennimiz şu ki oraya gittiğimiz zaman hakikaten hem sizin sevginize götürelim, hem sizin bize olan emanetlerinizi götürelim ve bu ehli sünneti inşallah orada muhafaza edelim. Sahip çıkmazsak arkadaşlar dünyaya geldiğimiz günden beri hak ve batıl savaşı devam ediyor. Adem Aleyhisselam'dan beri bu zamana kadar hala da devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı 23 senelik peygamberlik tarihi vardır, peygamber senesi vardır. Son 23 yılı 30'ların üstünde peygamber savaşa katılmıştır. Ömrü bile hep mücadele, hep savaşlarla. Gerek siyasi, gerek bilek gücüyle beraber savaşa katılmıştır. Biz şu anda neyin peşindeyiz? Orada bir kanlı bir mevzu şu anda yok. Ama diyoruz ki din hususunda orada da icabında Siyonistler, Hristiyanlar kapı kapı geziyor. Çok düşük icabında hediyelerle orada Müslüman olacak olan kardeşlerimizi veyahut da hala Müslüman olan kardeşlerimizi bu işin şuurunda olmayan gençleri, yavrularımızı kiliselerine götürüyorlar.
Mesela orada videolarda gösteriyor, kiliseleri gösteriyor. Bakıyorsunuz ki orada efendim hınzır gözüyor avlularında. Bunu ekranlarda izliyoruz. Yani bu çocuklarımıza biz sahip çıkmazsak, orada bambu ağaçlarından değil, hakikaten güzel bir şey inşa etsek, güzel bir mescitler olsa, Kur'an-ı Kerimler olsa, biz bunlara erzak yardımı da yapıyoruz. Sadece şunu demiyoruz yani. Ama şurada da kalmıyoruz. Karınlarını doyuralım da işte elhamdülillah güzel bir sevap kazanalım. Biz burada değiliz. Hem karınlarını doyuracağız hem gönüllerini doyuracağız. O yüzden imani çalışma da yapacağız. Bununla beraber elhamdülillah Mevla Teala umuyoruz ki bu Türkiye'mize de büyük rahmet edecek. Bakın şimdi anneler babalar bu saatlerde icabında evlatlarını camlarda bekleyenler var. Eşlerini bekliyor. Ailelerde huzursuzluklar var. Diyoruz ki ya Rabbi yıllardır dua ediyoruz. Ya Rabbi evladıma bir hayır. Kocama bir hayır. Ya Rabbi bana bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntılarımı kurtulayım. Bunun için dualarımız var. Diyoruz ki mazlumla Allah'ın arasında perde yok. Oradaki hakikaten insanlar mazlum. Siyonizmin böyle tamamen böyle gölgesi altındalar. Çatısı altındalar. Tam bir istismarı içindeler. Biz de diyoruz ki bu yok mu dua bekleyenler? Bu mazlumların duasını alalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim. Bakın burada adet çok ufak ufak düşüyor. Şu anda 303'e inmişiz. Ben inanıyorum ki hakikaten yokluk vardır. Okullar açıldı mesela. Yok işte okul masrafları var diyoruz. İşte gelirler azalıyoruz ama şu rakam çıkar Allah'ın izniyle. Bu hakikaten ölüm değil yani. Ufaktan kendimizi bir öyle bir sallasak inanıyorum ki Rabbim bu gece bunu tamamlattır bile. Şu anda bizde yok mudur 250 tane bizi seyirci? Binlerce şu an bizi izleyecek Allah'ın izniyle. İnşallah buraya bir saldıralım. Bu işi bitirelim. Rabbim inşallah bu gece bu rakamları tamamlamamıza ikram eder. Arkadaşlarımıza inşallah sizin vesilesiyle, sizin bu hayırlı destekleriyle yola çıkarlar. Ben hocama inşallah devam ettireyim. İnşallah. Allah razı olsun Mehmet hocamızdan. Sağ olsun, var olsun. Evet sevgili izleyiciler, elhamdülillah hisselerimiz şu an yerim olmuş. Bağlanmak isteyen olursa arkadaşlar canlı bağlantınla duygularını alabiliriz. Şimdi bir VTR'leri izleyelim. Burası çok önemli. İzledikten sonra inşallah yine devam edeceğiz. Mescitler niye lazım? Oradaki mescitlerin durumuyla alakalı bir VTR'miz olacak. İnşallah VTR'den sonra yani kısa kısa bu konumuzla alakalı bir videodan sonra huzurlarınızda olacağız. Kısa bir ara VTR'lerimizi bu konumuzla alakalı hazırlanmış olan videoları izleyeceğiz. 3-5 dakikalık müsaade istiyoruz. Yine burada beraber olacağız sevgili izleyenler. Esselamu aleyküm. Şükürler olsun. Nurşen Kurtulmayar hanımefendinin, ablamızın mescidinde bir minare inşallah. Akabine arka tarafına bir VC, bir hela ve bir de şadırvan kaldı ve tamamıyla bitmiş oldu. Yapmış olduğunuz mescidinden dolayı Mevla kabul etsin. Mevla geçmişlerinizin hayrına değsin inşallah. Nurşen Kurtulmayar ablamıza tekrardan teşekkür eder. Bu yavrular hürmetine Mevla Teala Hazretleri mekanı cennet eylesin. Sevgili Müslümanlar, burası bir mescit, yetimhane mescidi. Bunlar talebeler. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'lerine bakarsınız. Burada yeni hiçbir şey yok. Burada her şey belki 10 yıllık, 15 yıllık. Sıva yok, halı yok. Bizim Türkiye'mizde camiler altına keçe döşeniyor. Üstüne son model güzel halılar döşeniyor. Muhteşem caminin süslemeleri var. Cami cemaati yok. Bir bakın, burası bir kilise. Hep bizler bu çalışmaları, mescit çalışmaları, cuma kılınabilen çalışmaları yapmadığımız müddetçe buralara kilise yapılıyor. Kiliselere sahip çıkılıyor. Ve buradaki yavrular Müslümanlıktan Hristiyanlığa dönüyor. Bu köyde hiçbir şekilde Hristiyan yok. Ve bu kilise yapıldıktan sonra bu köyün yavaş yavaş gençlerinden Hristiyan yapılmaya başlamış. Hatta buraya sırf nesil bozulsun diye domuzlar da getirilmiş. Yoksa bu köy kültüründe herhangi bir şekilde ne yok, ne kilise yok, ne domuzu. Bak gördüğünüz üzere kilisenin bahçesine domuz yavruları getirilmiş. Allah rızası için bu işe sahip çıkın.
Evet sevgili izleyiciler, videoları izlediniz, VTR'leri izlediniz. Burada gerçekten bize çok vazife düştüğünü bir kez daha anlamış olduk. Bu kilisenin olduğu yerde, burayı da biz Uganda'ya gittiğimizde çektik bu videoyu sevgili izleyenler. Biz burada gerçekten sizden bu konuda rica ediyoruz, yalvarıyoruz yani. Yalvarmayı nasıl anlarsınız? Bir çocuk babasından bir şey isterken ne yapar? Yalvarır. Niye yalvarıyoruz? Ya burası çok önemli yani. Burada adam şöyle bir mescit. Bakın görüyorsunuz nasıl bir mescit. Buraya bırakın arabanızı park etmezsiniz. Garaj olarak kullanmazsınız. Böyle bir mescit. Kur'an-ı Kerimler eski. Yerler hasır. Ama orada beton lüks. Biz Uganda'ya gittiğimizde hoca arkadaşla beraber burada bu mescitte sevgili izleyiciler gariban çocuklar vardı. Yerlerde hasır yok. Beton harme. Sadece beton. Şu kilise, tabi onun da reklamı olmaz ama size burada anlatmak istediğim şey, burası bir Müslümanların yaşadığı bölge. İsimleri çok yabancı olduğu için dilim dönmüyor. İsmini söylemeyeyim. Burada gittiğimizde yolda yani bir köyün, ilçenin tabiri caizse ana caddesi olabilecek bir yerde ve herkese şamil, herkesi davet eden bir kilise yapmışlar. Kilisenin yanı şurası, şu bölümde sevgili izleyiciler, domuz, hınzır çiftliği. Hafta sonları, pazar günleri, şimdi mescit yaptırmadığın yerde Hristiyan kiliseyi yaptırmış bile. Hem de en lüksü, çünkü orada her şey, çoğu yer topraktan, betonarme bir yer, içi erzaklarla dolu ve Allah muhafaza eylesin ya, orada din rızka dönüşmüş. Rızık kimdense, kim arpayı pirinci veriyorsa, tabiri caizse onun dinini yaşıyorsun. Bu görmüş olduğunuz kilisede sevgili izleyiciler, sevgili abilerimiz, ablalarımız, görmüş olduğunuz yerde mescit yapılmadığı için kilise yapılmış. Adamlar da içine doldurmuşlar erzakları. Erzak dediğimiz öyle çok çeşit değil. Ne var içinde? Mısır unu var, pirinç var, barbunya var. Bir de domuz çiftliği var. Diyor ki domuz da veriyorlar Müslümanlara. Hınzır etine niye oraya bir inek koymuyorsun, koyun veya keçi koymuyorsun? Niye onu koyuyorsun? Çünkü kendi kültüründe yetiştirecek. Sistem budur. Sen bir adamı Müslüman olarak yetiştirmezsen Afrika'da o adam orada Hristiyan yetiştiriyorlar. Yardım kuruluşları var Hristiyanların. Bütün yardımlarında kiliselerde vermiş oldukları bütün ürünlerde domuz yağı ve domuz katkısı var. Onların dininde zaten veya anlayışında onlarınki din sayılmaz artık. Uydurmuş oldukları şeyler. Onların kendi yaşantılarında zaten domuz eti normal. Ama burada Müslümanlara yediriyorlar. Şu köy, şu gördüğünüz köyde bir tane betonarme yapı yok. Öyle büyük görüyorlar ki burayı. Burayı diyor kim yaptırmış böyle betondan yer görmüşler. Bir mescit ve bu vardı. Burada şu an 36 tane çocuk eğitim alıyor. Kur'an'ı öğreniyor. Dini öğreniyor. Bu yaptıracağınız mescidi şöyle görün. Oralar Hristiyan bir bölge. Açlıkla susuzlukla mücadele eden bir bölge. Ve o bölgede sen bir Müslüman olarak Bismillah diyerek mescit yaptırıyorsun. Şimdi gelelim konumuza. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Medine'ye 10-18 kilometre arası galiba yakın bir mesafe Kuba'da durdu. 18 güne yakın da orada kaldı. Kuba'ya gittiğinde Efendimiz Mekke'den Medine'ye gelmiş. O zamanki gibi oteller yok, evler yok. Efendimizin Mekke'den, bu da bir size soru olsun, Mekke'den Medine'ye ilk gittiğinde yaptırmış olduğu yapı neydi? Mescit. Kuba Mescidi. Ve Allah bakın Kuba Mescidi'ni nasıl anlatıyor. Nerede anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Şimdi öyle insanlar türedi ki hadis okuyorsunuz, insanlar hadis anlamıyor. Artık her sunumumuzu ayetle yapmak durumunda kalıyoruz. Niye? Adama hadis bile inandıramıyorsun ya. Ayetlerde bile acaba Allah öyle mi demek istedi falan diye ayetleri bile ters anlamak isteyenler var. Şimdi siz de bakarsınız inşallah Tövbe suresi o 109. ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri aynen şöyle diyor. Estağfirullah. Kuba Mescidi Efendimizin Mekke'den Medine'ye gittiğinde ilk yaptırdığı ev değil, lokanta değil, ağır sanayi değil, hafif sanayi değil, dükkan değil, fırın değil,
Şu değil, bu değil. Efendimiz önce mescit yaptırdı. Müslümansan bir yerde önce mescidine bakacaksın. Çok konuşuyoruz bunları. İnsanların bugün evleri var. 3 artı 1, 4 artı 1, yok şu pencereli, yok şu balkonlu. Markete yakın, metroya yakın. Hiç size bugün müteahhitler ev satarken, emlakçılardan ev kiralarken veyahut da ev alırken size şunu öğrenen oldu mu? Abi caminin dibinde ya. Minareyi görüyorsun, camiyi görüyorsun. Ezan okunurken in, la ilahe illallah demeden camidesin. Öyle bir şey yok. Ama Efendimiz de vardı. Bir yere gittiği zaman Efendimiz önce mescit yaptırırdı oraya. Niye? Bizim cenazemiz olacak, sohbetlerimiz olacak, namazları. Çünkü o sahabe efendilerimize göre namaz çok önemliydi yani. Özellikle cemaatle namaz çok önemliydi. Cemaatsiz namaz veya birisi sabah namazına gitmediği zaman taziyeye giderlermiş. Hayırdır ya, ölüm mü var, neyin var diye. Neyse, Kuba Mescidi'ni Efendimiz yaptırıyor. Allah da o Kuba Mescidi'ni aynen şöyle övüyor. Tövbe suresi 109. ayet-i kerime. Estağfirullah. Lemescidun üssise alet takva minallahi ve rızvan. Sırf Allah rızası için, Allah'ın rızasına uygun, takva üzere. Yani reklam niyeti yok, gururlanma yok, kibirlenme yok. Sahabe Efendimiz, tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman kerpiç taşımış, çamurdan dondurularak şimdiki tuğlalar diyelim, sert çamur diyelim, daha iyi anlaşılsın, sırtında Efendimiz tabiri caizse öyle bir mescid olmuş ki amelesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri ve bundan gurur duymuşlar. Sahabeler demiş ki ya Resulallah, ver biz taşıyalım ya. Efendimiz demiş ki olmaz, mescid yaptırıyoruz ya. Şimdi bu hiç reklamı yok. Mevla bu mescidi öyle bölmüş ki Lemescidün üstisi alet tekva. Şöyle altın varaklı kubbesi var. Müthiş minaresi var değil. Takvası var diyor mescidin. Bereketi var. Allah'ın rızası var diyor mescitte. Ecdadımızda da öyleymiş. Abdestsiz, besmelesiz cami yapılmazmış. Şimdi yapılan cami inşaatlarına bakın. Namaz yok. Allah affetsin. Şimdi ustaların hepsine hakaret etmek istemiyoruz ama bir mescidin cami yapılışının yanından geçiyoruz. Le gidiyor yani. Besmele bitmiş, Kur'an bitmiş, salavat bitmiş. Le yavrum türküsüyle mescit yapılıyor. Şimdi burada bu camide ne feyiz olsun ya. Yaptıran adam diyor kardeşim şöyle bir şey olsun. O da reklamsız istemiyor. Abdest yok, besmele yok. Velhasılı kelam Mevlamız diyor ki ayet ki fihi ricalun yuhibbune en yetedahheru. Yahu bu kadar övülür mü ya? Ben o yüzden mescid işi olduğu zaman, bu ayeti, mescid açılışı olduğu zaman bu ayet-i kerimeyi mutlaka okuyorum sevgili izleyenler. Niye? Ya Allah'ım diyorum be, ne güzel mescidi övmüş, mescidin yapılışını yani taşını toprağını övmüş mescidin. Sonra içindeki cemaat, fihi ricalün, adam var orada diyor adam. Erkekler gidiyor zaten çoğunlukla mescide ama Allah öyle bir hoşuna gitmiş ki yuhibbune en yetedahheru diyor. Temizlenmeyi severler. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Allah da temizlenenleri sever. Hem mescidi temiz tutmayı seviyorlar. Hem mescitte hatalarından, günahlarından arındırılmayı seviyorlar. Hem de mescitte Allah'ın zikri var, Kur'an-ı Kerim var, Resulullah'ın sohbeti var. Bizim mescitlerimizde imamın gıybeti var, müezzinin gıybeti var. Cemaatin birbiriyle gıybeti dedikodusu var. Yakışıyor mu? Resulullah'ın ümmetine yakışır mı bunlar? İşte Allah'ım diyorum, yapılacak olan mescit, şu Afrika'daki acil ihtiyaç, imani bir ihtiyaç olan bu mescit, Kuba Mescidi olsun. Bu mescide desteği olanlar, Allah'ın o fihi ricalün adamlar diyor, adamlar. O mescitte alakası olan adamlar diyor. O mescide bağış yapanları, Allah bu Tövbe suresinde 109. ayet-i kerimesindeki bahsettiği ödüğü adamlardan eylesin. O camide toplanıp namaz kılacak, imamlık yapacak, hocalık yapacak, Kur'an öğrenecek talebesinden, müezzininden cemaatine kadar. Onlar da inşallah orada ayet-i kerimede bahsedilen adamlardan ve sevgili izleyenler, Kuba Mescidi gibi bir mescit inşallah yapılacak. Kibirlenseniz de orada kibirlenemezsiniz, gidemiyorsunuz, göremiyorsunuz zaten. Gururlanmayı kesiyor. Falancayı filancayı engörüyor, bitiriyor. O yüzden Kuba Mescidi gibi inşallah bir mescit yapılacak. Takva Mescidi.
Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir mescit, imanı kurtarmak için yapılan bir mescit, Müslümanların Hristiyan olmaması için, Müslümanların 3-5 kuruş, 1-2 kilo pirince, buğdaya, arpaya tav olup açlığından dolayı Hristiyanlığa geçmemesi için bir mescit yapılacak. Takva mescidi, rıza mescidi. Burası gerçekten ihtiyaç. Bu ekranda size gösterilen her şey acil ihtiyaç. Olsa da olur, olmasa da olur değil, mutlaka olması gerektiğini hissettiren, bildiren bir ihtiyaç sevgili izleyenler. Allah-u Teala Hazretleri razı olsun. Hacı abilerimizden, ablalarımızdan elhamdülillah hisseler devam ediyor. Canlı bağlantımız oluyor. İnşallah biraz herhalde utanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bağlanmak istemiyorsunuz. Duygularınızı dinleyebiliriz sevgili izleyiciler. Evet arkadaşlar, reklam mı var? Reklam varsa reklama girelim, yoksa devam edelim sevgili hocalarımızdan. Peki, reklama girelim. Kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız inşallah.